Enflasyonla ilgili farklı farklı rakamlar var. Bir de İstanbul'unkine bakalım. Üç parçaya 145 verdim. 4 ay önce ben mesela kahvaltı alınca harcadım para 80-100 lira, 120 lira. Şu anda 400 lira harcıyorum. Hiçbir şey alamıyoruz. Et yok, bunun içinde tavuk yok, pirinç yok, hiçbir şey yok. Peynirin kilosu 80 lira, zeytinin kilosu 50 lira. Gün geçtikçe daha az ürün alıp daha fazla para ödüyor tüketici. Çünkü gıda etiketleri durmadan yükseliyor. Çarşıda, pazarda fiyatlar cep yakarken TÜİK yıllık enflasyonu %21 olarak açıklamıştı. İstanbul Ticaret Odası da %24. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İstanbul Planlama Ajansı'na göre ise yıllık enflasyon bunların çok üstünde. %50,18. Şuna 39 lira para verdim. 10 litre su, biraz peynir. Biraz peynir işte. İki parça ürün. 39-40 lira civarında ya. İstanbul'daki yaşam maliyetini görmek istedik. İstanbul'da 1600 hanenin alışverişi kayda geçti. 321 ürünün yıllık fiyat değişimi takip edildi. İstanbul Planlama Ajansı yıllık enflasyonu %50,18 olarak hesapladı. Bir hanenin yaşaması için, bir ocağın kaynaması için gerçekten gerekli olan malzemeleri izledik. Sizler de, bizler de markete gittiğimizde, pazara gittiğimizde gerçeğin ne olduğunu biliyorduk ama bu araştırma gerçeği biraz daha görünür kılmış oldu. Ayçiçek yağındaki yıllık artış çok dikkat çekici. Markette 5 litresi 145 lira, litresi ise 34 liraya satılan ayçiçek yağındaki yıllık artış TÜİK'e göre %49, İstanbul Planlama Ajansı'na göre ise ayçiçek yağındaki yıllık artış tam %137,59. Enflasyonu neye göre ölçüyorlar bilmiyorum. Daha da yükselecek, bence daha da yükselecek. Ayçiçek yağı çok dikkat çekici. Tabii şeker, nohut, un, mutfağın temel ürünleri ve bunlardaki artışların %100 üzerinde olduğunu görüyoruz. Sadece gıda ürünleri de değil, diğer ihtiyaçlarda da yıllık zam oranı yüksek. Ajansa göre tuvalet kağıdı %90, çamaşır suyu ise %75 zamlandı. Emekliyim, tabii ki eskisi gibi alım gücümüz azaldı yani. İstanbul'un her şeyi pahalı. İstanbul'da yaşamak pahalı zaten. Bize ekstra maaş vermeleri lazım İstanbul'da yaşadığımız için. Artan döviz karşısında maaşı gitgide eriyen, alım gücü azalan özellikle emekli ve dar gelirliye göre İstanbul'da yaşam pahalılığı araştırmaların çok ama çok üzerinde. Asgari ücret 2800 lira ama 2800 lira bir insanı karşılayabilir mi? İnsan kendi ihtiyacını karşılayamıyor. Görüyoruz ki stokçuluk yapanlar var. Gıdada stokçuluk yani yenilir yutulur bir şey değil. Bizim dinimizde de haramdır. Bedelini ağır ödeyecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan gıdada stokçuluk var dedi. Cezaları artıracaklarını söyledi. Tüketici ise sebebinden çok sonucuyla ilgileniyor. Masraf yükseldi ama maaşlar aynı. Yaşamak çok zor. Her şey aşırı pahalı.